Galatasaray yıldız transferine doymuyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın önceliği transfer. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla temaslarını sürdüren Sarı Kırmızılı yönetim, Icardi'nin transfer anlaşmasıyla mutlu sona ulaşırken, diğer taraftan da çok ses getirmesi düşünülen bir ismi kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Aslında henüz transfer resmi olarak açıklanmasa da en son Tottenham'da forma giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in takıma geleceği iddia ediliyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Sanchez ile görüşmesinde yaptığı teklif tutarının 1 milyon euro civarında olduğunu yazarken, söz konusu iddiaların ardından oyuncunun menajerinden açıklama geldiğini söyledi. Davinson Sanchez'in temsilcilerinden Fernando Villarreal yaptığı açıklamada söylentilerin doğru olduğunu belirterek, 27 yaşındaki futbolcunun çok büyük bir potansiyeli olduğunu vurguladı. Nelson'a üst üste transfer teklifleri. Galatasaray'da Victor Nelson'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızıların geçen yıl kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Danimarkalı stoper için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Nelson için İngiltere'den iki kulübün karşı karşıya geldiği öne sürüldü. İşte detaylar. Sarı Kırmızılara geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Victor Nelson'a da her geçen gün başka bir takım talip oluyor. Tottenham, Arsenal ve Borussia Dortmund'un istediği bilinen 24 yaşındaki oyuncu için flash bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. A-Spor editörü Mehmet Göksel Taşova'nın Danimarka basınından derlediği haberlere göre Premier Lig ekibi Wolverhampton, Victor Nelson'la ilgileniyor. Wolves, transfer döneminde Connor Cody'yi Leicester City'ye 8.7 milyon euroya sattı. Aynı zamanda Nathan Collins'i de Brentford'a 26.85 milyon euroya gönderdi. İki stoperini 35.5 milyon euroya gönderen İngiliz ekibinin bu bölgeyi Nelson'la güçlendirmek istediği belirtildi. Aslan'ın bu transfere sadece serbest kalma bedeli olan 25 milyon euroya karşılık izin vereceği aktarıldı. Galatasaray'dan Premier Lig'in süper yıldızına transfer kancası. Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Jim Boom'un Manchester United'lı Fred'e teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Galatasaray'ın Fred için ilk teklifini Manchester United'a ilettiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonrası teklifin çok düşük kaldığını düşünen United cephesinin red cevabı vererek ücretin beklentilerin altında kaldığını belirttiği iddia edildi. Galatasaray'ın ise yaptığı teklifi yükselterek makul seviyeye çektiği ve İngiliz devinin kapısını tekrar çaldığı belirtildi. Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred'e Suudi kulüplerinin yanı sıra başta Fulham olmak üzere birkaç Premier Lig kulübünün talip olduğu ifade ediliyor. 2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki Fred, United'da geçen sezon çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Mertens için Galatasaray'a çılgın teklif. Aslan'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif geldiği öne sürüldü. İddialara göre transfer gerçekleşirse Sarı Kırmızılı kulüp Mertens'in bonservisinden 10 milyon euro elde edecek. Transferde dünya çapında yıldız futbolcular için dudak uçuklatan paralar teklif eden Suudi Arabistan kulüpleri bu kez Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in peşine düştü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Mertens ile ilgilenen bir Suudi takımı 36 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık bir sözleşme teklif etti. Bu transfer için Galatasaray ise 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sarı Kırmızılı takımla geçen sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan Belçikalı futbolcunun opsiyonu Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkması üzerine otomatik olarak devreye girmişti. Dries Mertens geride kalan sezonda 33 karşılaşmada 7 gol 4 asistle oynadı. Galatasaray'a 23 milyon euroluk dev piyango. Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken Galatasaray kısa süre içerisinde kasasını ağzına kadar doldurabilir. UEFA 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı.
Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 15.6 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyetten 2.8 milyon, beraberlikten ise 930 bin euro kazanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, öncelikle Zalgiris-Struga eşleşmesinde tur atlayan tarafla karşılaşacak. Gruplara kalabilmek için bu eşleşme sonrasında oynayacağı iki eşleşmeyi de geride bırakması gereken sarı kırmızılı takım, bu üç eşleşmeyi geçip adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa 15.6 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek katsayı gelirinde şimdiden 6 takımı geride bırakan Cimbom, bunun karşılığı olarak da 7.959.000 euro elde edecek ve kasasını ağzına kadar dolduracak. Galatasaray'dan 10 numara harekatı. Sarı Kırmızılılar Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay için ilk teklifini kulübüne iletti. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom bir yandan dev transferleri bitirmeye çalışırken diğer yandan da yerli rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'le forma giyen Kerem Demirbay için kulübüne 2 milyon euro teklif iletti. Oyuncu ile yapılan görüşmelerde ise Kerem'in maaş beklentisinin Galatasaray yönetimi tarafından biraz yüksek bulunduğu, ancak yıldız ismin menajerine Galatasaray'a gelmek istiyorum, fedakarlık yapmaya hazırım dediği ifade edildi. Deneyimli yıldız milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmış olsa da Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkarttığı mavi kart uygulamasıyla yerli statüsünde sayılacak. Aslan'dan Sarabia bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk'un çok beğendiği isim olan Pablo Sarabia konusunda çalışmalar başladı. Wolverhampton Wanderers ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İspanyol oyuncu için İngilizler 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Galatasaray, Sarabia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Her iki kanatta da görev alabilen 31 yaşındaki İspanyol oyuncunun Galatasaray hakkında Mata'dan bilgi aldığı öğrenildi. Yaşını aldanıp yaşlı denip geçilmemesi gereken Sarabia, geçen sezonun ikinci yarısını Paris Saint-Germain'de geçirdi. Sarabia burada 14'lük maçında görev aldı. İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri ise tam 14 milyon euro. İspanyollar açıkladı. Galatasaray için sürpriz iddia. Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom rotasını İspanya'ya kırdı. Sarı Kırmızıların ilgilendiği ismi canlı yayında açıkladılar. İşte detaylar. 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. Sarı Kırmızılar bu düşünceyle kadrosunu güçlendirmek için görüşmelere devam ediyor.